Merhaba. Limitlerde sadeleştirme yapmak bizi kurtaran işlerden bir tanesi. Sorunlu limitlerimiz çünkü oluyor bizim ve bu sorunlu durumdan sadeleştirme yaparak kurtuluyoruz. Mesela işte bakın sorunlu limit demek, burada paydası sıfır demek. Yani paydası sıfır olan her tür limit sorunludur. Burada bir de şunu da yapamıyoruz bakın. Yani şöyle yazamıyorum değil mi ben bunu? Limit x1'e giderken x kare eksi 1. Yani limit özelliklerini kullanarak böyle iki parçayı ayıramıyorum. Limit x1'e giderken x eksi 1. Bunu böyle yazamam çünkü burada ne oluyor yine? Payda bizim 0 oluyor. O zaman böyle bir eşitlik yok. Limit özelliklerini kullanamayız. O zaman bakın şöyle düşünmek kalıyor geriye. Limit x1'e giderken tekrar yazayım ben benim limitimi x kare eksi 1 bölü x eksi 1. Ve şimdi bu ne olacak? Limit x1'e giderken x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı 1 diye ayıracağım. Ve aşağıda da x eksi 1. Ve limiti almadan önce bunu sadeleştirmeyi yapacağım. Bakın burası önemli. Limiti almadan önce sadeleştirme yapılır. Sonra ne kaldı? Limit x1'e giderken x artı 1. Bu bir polinom olduğu için direkt yerine koyuyorum. 1 artı 1 sonuç 2. İşte bakın limiti çıktı. Ama burada aklınıza belki şöyle bir şey takılmış olabilir. Bizim bu x kare eksi 1 bölü x eksi 1 fonksiyonuyla burada sadeleştirdikten sonra ortaya çıkan x artı 1 fonksiyonu aynı fonksiyonlar değil. Farklı fonksiyonlar. Peki o zaman limitleri niye aynı olmak zorunda? Neden böyle bir durum var? Belki limitleri de farklı olacak. Böyle bir şey hiç düşündünüz mü? Yani böyle bir şey aklınıza gelmiş olabilir. Şimdi bunu açıklayayım. Sadeleştirme, limitte sadeleştirme bizim limit işlemini değiştirmeyecek. Bakın neden? Bakın şimdi burada iki tane grafik. Birbirlerine çok benziyorlar ama bir tanesinde birin üzerinde bakın şurada bir yuvarlak boşluk var. Bunun anlamı ne? Birde bizim burada bizim fonksiyonun değeri 2 değil. Başka bir şey de koymamış buraya bir dolu nokta koymamış. Dolayısıyla bunun anlamı bir noktasında fonksiyon tanımsız. Zaten öyle bakın değil mi? Şimdi x eşittir 1 koysaydım payda burada 0 olacaktı. Dolayısıyla ortalığı bozacaktı. Yani o zaman bizim burada bir noktasında fonksiyonumuz tanımsız. Ama bu tarafta x artı 1'de bir noktasında bakın tanımsızlık yok. Grafikten de görüyorsunuz. Yani direkt olarak burası dolu. Şimdi bu iki grafiğin limitlerine bir bakalım. Önce bu sol taraftaki. Diyelim ki limit x1'e giderken yani az önceki limitimiz limit x1'e giderken x kare eksi 1 bölü x eksi 1. Bunun limitine baktığımızda işte 1'e soldan yaklaşırsam ben yukarıda şurada 2'ye yakın bir yer sağdan yaklaşırsam yine 2'ye yakın bir yer. Yani görüyorsunuz ki burada limit yani şu limit x1'e giderken x kare eksi 1. Cebirsel işlemle bulduk ya demin bunu hani sadeleştirerek limitini 2 bulduk. Burada direkt olarak grafikten okursak 2. Sağ taraftakinde de aynı şeyi yapabilirim. Yani 1'in sol tarafından yukarıya çıktım. Sağ tarafından yukarıya çıktım. Her iki durumda da benim fx değerim nereye yakın? 2'ye yakın. Yani limit x1'e giderken x artı 1'in limiti de 2. Grafiklerden görüyorsunuz. Yani bizim burada bu sadeleştirme yaptığımızda ne oluyor? Buradaki bu tanımsızlık sadece ortadan kalkmış oluyor. Onun dışında fonksiyon tamamen aynı. Ve limit alırken de biz tam o noktanın üzerinde olmuyoruz ya. Yani sağında solunda oluyoruz. Dolayısıyla limit değerimiz bu işten etkilenmiyor. O zaman hemen şöyle bir sonuç yazalım. Şöyle bir son karar diyelim. Fonksiyondaki sadeleştirme limiti etkilemez. Bakın buradaki limitler çok basit şeyler ama size çok önemli bir kuralı öğretecekler. Kuralımız şu. Eğer varsa önce sadeleştirme yapılır, sonra limit alınır.
Şimdi bu kuralı bu aşağıdaki limitlerde uygulayalım. Bakın şimdi ilk limit sorunsuz aslında. Çünkü 2'yi pay kısmında da payda kısmında da koysanız böyle bir pay, herhangi bir problem çıkmıyor. Yani paydası 0 olmuyor. O zaman hemen şöyle yapabilirim ben bunu. Limit x 2'ye giderken x kare bölü limit x 2'ye giderken x. Ve bu ne olur? İşte bu direkt polinom olduğu için yukarısı 4, aşağısı 2, yani bu 2 olur. Hemen sağ taraftakine baktığımda ama görüyorsunuz payda 0. Yani bizim sorunlu limit dediğimiz şey. O zaman biz bunu şöyle yazamayız. Bu eşit değildir. Limit x 0'a giderken x kare bölü limit x 0'a giderken x. Bu eşitliği yazamıyoruz. O zaman madem bunu yazamıyoruz, şimdi biz ne yapacağız burada? Sadeleştirme yapacağız. Yani şunu, paydası 0 sorunlu limit ve kuralımızı uygulayacağız. Sadeleştirme yapacağız. Yani limit x 0'a giderken x kare bölü x. Sadeleştirme yapalım. Bir tane x gitti, bu gitti. Bakın zaten bu paydada 0 yapan şey x'ti kendi başına. O x burada gidince artık paydada 0 kalmadı. Şimdi ne kaldı burada? Limit x 0'a giderken sadece x kaldı. O da eşittir 0. Bakın sadeleştirme bizi kurtardı burada. Sol tarafta ikinci limit x 0'a giderken x bölü x. Burada yine bakın payda 0. O zaman hemen bakın burada sadeleştirmeyi yapalım. X'ler gitti. Ne kaldı? Limit x 0'a giderken 1 kaldı. Yani 1 de sabit olduğu için limiti 1 oldu. Sonra buradaki x 2'ye giderken x bölü x. Bunu iki türlü de çözebilirim. Yani istersen bunu şöyle yazabilirim. Limit özelliklerini kullanarak. Çünkü payda 0 durumu yok. Yani bu şekilde İki parçaya ayırırım. O zaman 2 bölü 2 eşittir 1 olur. Ya da eğer istersek şöyle de yapabiliriz. Direkt olarak önce sadeleştirmeyi yaparız. Limit x 2'ye giderken x bölü x. Burada sadeleştirmeleri yaparız. Ne kalır? 1 kalır. Yani limit x 2'ye giderken 1, o da yine sonuç 1. Gördüğünüz gibi sadeleştirme de yapsak öbür türlü de olsa sonuç değişmiyor. Bakın bu kuralı unutmayın. Çok önemlidir bu. Limitleri düzgün çözüp çözmemenizi etkiler. Bu da çok önemli bir kural. Eğer varsa önce sadeleştirme yapılır, sonra limit alınır. Bakın size eskiden sınavlardan bir tanesinde sorduğum bir kalkülüs sınav sorusu. Bunu şimdi limit x pi'ye giderken, bu aslında bu tuzak sorulardan bir tanesi. Çünkü bunun eğer limitini almaya kalkarsanız görüyorsunuz paydası bunun 0. Peki payda 0 ise o zaman hemen ne düşünürsünüz? İşte madem ki paydası 0 ben burada sadeleştirme yapmalıyım dersiniz. Ama yukarıda böyle sadeleştirme yapabileceğiniz bir ifade yok. Dolayısıyla böyle kafa karıştırıcı bir tane soru. Ama şu kuralı uygularsanız limit almadan önce sadeleştirme yapılır ya da limit almadan önceki duruma bir bakılır. Bakın şimdi bunu tekrar size yazayım. Bu nasıl bir şey? Limit x pi'ye giderken şu kosinüs pi bölü 2 yerine onun gerçek değerini yazayım. Kosinüs pi bölü 2 0. 0 bölü x kare eksi pi kare. Bakın limiti almıyorum henüz. Peki şimdi bu 0 bölü x kare eksi pi kare 0 bölü 0 mı yoksa 0 bölü x kare eksi pi kare mi? Bu x pi'ye eşit olmadığı için aslında bu aşağısı 0'dan farklı her durumda. O zaman bu aslında sizin bildiğiniz sadece 0 sabit fonksiyonu. Limit x pi'ye giderken 0 yani. E o da neye eşittir? O da 0'dır. Görüyorsunuz yani. Öncelikle fonksiyonun değerine bir baktığımızda aslında işin ne kadar kolay olduğu ortaya çıkıyor. Yani hiç uğraşmadan işte bu kadar sonuç. Ve tabii ki klasik bizim böyle kareköklü yine paydası sıfır olan yani sorunlu klasik limitlerimizden bunlar nasıl çözülür? Bunları çözmek için tabii ki hemen buraya not bütün bu kareköklü ve paydası sıfır olanların neredeyse hepsinde çalışır bu yöntem. Böyle kareköklü ve sorunlu limitlerde önce eşlenikle pay ve paydayı çarpmayı düşünmek en iyisi olur.
O zaman eşlenik dediğimiz şey ne? Tabii ki burada bu kök t kare artı 9 eksi 3 ya, bunun eşleniği kök t kare artı 9 artı 3. Dolayısıyla kök t kare artı 9 artı 3'ün de eşleniği kök t kare artı 9 eksi 3. Birbirlerinin eşleniği bunlar. O zaman şöyle yazalım. Limit t 0'a giderken kök t kare artı 9 eksi 3 bölü t kare. Bunu şimdi ne yapıyoruz? Kök t kare artı 9 artı 3 ile genişletiyoruz. İşte bu bizim eşlenik ifade. O zaman ne olacak şimdi yukarısı? Limit t 0'a giderken burası kök t kare artı 9 eksi 3 ve kök t kare artı 9 artı 3. Aşağısı da t kare kök t kare artı 9 artı 3. Bakın şimdi şu payda kısmına bakın. Paydada ben bu limit aldığımda şu benim sorun çıkaran yer neresi? Şu bakın burası benim paydayı sıfır yapıyor. Yani bu sorun çıkaran bu. Bu sadeleşmediği sürece benim bu sorundan kurtulma şansım yok. O zaman şimdi şu pay kısmına bir bakalım. Ne olacak o çarpmanın sonucu? Limit t sıfıra giderken. Bu aslında iki kare farkının açılmış hali. Yani ben şimdi bunu iki kare farkını tekrar geriye toparlarsam ne olacak? Kök t kare artı 9'un karesi eksi 3'ün karesi, değil mi? Bunun açılmış formu bu yukarıdaki kök t kare artı 9 eksi 3, kök t kare artı 9 artı 3 ifadesi. O zaman aşağıda da bakın t kare kök t kare artı 9 artı 3. Bakın üşenmeden uzun uzun yazıyorum her şeyi. Sizden de hocalarınız bunu bekleyecektir. Yani böyle kısaca hemen direkt olarak sonuç değil, buradaki bu işi nasıl yazıyorsunuz bunu görmek isterler. Şimdi bu nedir? Limit t 0'a giderken kare kökle kare birbirini götürdü. T kare artı 9. Eksi burada da ne var? 3'ün karesi 9. Aşağıda hala bizim bu sorunlu t kare bakın çarpım halinde duruyor. T kare artı 9 artı 3. Şimdi 9 ile eksi 9 götürdü. Burası 0 oldu. Ne kaldı yukarıda? T kare kaldı. Peki bu t karede o zaman şu an bu yukarıda bu 9 ile eksi 9 götürüp 0 kaldığına göre t kare artı 0 da sadece t kare olduğuna göre o zaman benim yukarıda sadece bir tane t kare var. Aşağıda da bu çarpım halinde benim bu t kare var. Dolayısıyla bu t kareleri de böyle sadeleştiririm. Ve bu paydadaki sadeleştiği anda bizim baş belasından kurtulduk demektir. O zaman ne olacak şimdi? Limiti tekrar yazayım. Bu sadeleşenler gidenlerden sonra. Yukarıda sadece 1 kaldı sadeleşme sonunda. Aşağıda da kök t kare artı 9 artı 3 kaldı. Şimdi t 0'a giderken burayı alırsak kök 9 yani o da 3. Yani bu aslında 1 bölü 3 artı 3. O da 1 bölü 6. İşte bakın gayet güzel çıktı sonuç. Bunlarla ilgili özellikle kendi başınıza alıştırma yaparsanız çok iyi olur. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 numara, 6 numara, burada 7 ve 8 numaralı örnekler. Burada ipuçları size, 8 tane soru için ipuçları ve burada da bu 8 tane soru için alıştırma için sonuçlar. Evet, iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.